Selamlar arkadaşlar, Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerle beraberiz. Çok ciddi bir güneş tutulması döngüsüne giriyoruz sevgili Demet. Evet. 3 Kasım Akrep Burcu'nda yeni ay güneş tutulması, 11 derece Akrep 16. Evet. Ve çok ciddi oraylara gibi bir dönemdeyiz. Ne dersin? Evet, hızlı girdin biraz. Evet, hızlı girdin. Hızlı girdim. Bu yılın 5. ve son güneş tutulmasını yaşayacağız. 3 Kasım'da saat 14.51'de 11 derece Akrep Burcu'nda olacak. Evet. Akrep Burcu güneş tutulması, tabii Satürn Akrep'te, Kuzey Düğüm Akrep'te. Dolayısıyla Akrep'te aslında bir stelyum var. Evet, stelyumun ne olduğunu da anlatırım. Evet. Stelyum birden fazla gezegen bir burç üzerindeyse o zaman o burcun dünya üzerindeki etkileri çok çok daha yüksek olur arkadaşlar. Bazı gezegenlerimiz ki Satürn çok güçlü bir şekilde Akrep Burcu'nda, Merkür Retrograde Akrep Burcu'nda ve 3 Kasım Akrep Burcu'nda yeni ay güneş tutulması. Arkadaşlar bu videoyu lütfen çok ciddi bir şekilde dinleyiniz. Bu videoyu çeşitli sosyal medyalarda paylaşabilirsiniz ve çevrenizdeki arkadaşlarınızla paylaşmanızı da rica ederim. Çünkü bu 3 Kasım Akrep Burcu yeni ay güneş tutulması dediğimiz yapı Boğa Burcu Solaris'inin aslında bitmeye başladığını, Akrep Boğa kasmının dikkat ediyorsan artık düğümlerimiz, evet, kadersel etkilerimiz terazi koç kasmına doğru yavaş ilerlemekte, yavaş kayıyor, evet, hafif kaymakta ve Akrep Burcu ve Boğa Burcu üzerinde olan bu karma döngünün gittikçe azaldığını göstermekte. Yalnızca 3 Kasım Akrep Burcu yeni ay tutulması basit astrolojide işte olumlu etkilere sebebiyet verebilir denilebilecek ama derin ve okült astrolojide ise gerçekten çok ciddi olayların bizlere hızla gelmekte olduğunu gösteriyor. Şimdi Akrep zaten örtülü olanı görmekle alakalı bir burç, evet, değil mi? Evet. Yeraltı zenginlikleri, örtülü olan, gizli olan, geride olan Plüton. Yani Plüton'u gözle göremezsiniz ama orada vardır ve onun hareketleri insanların yaşamlarını çok etkiler. Yani örtülü olanın altındaki gerçeği görmektir. Bu sebepten dolayı bu videoyu çok ciddi alın. Samhain dönemine geliyor. Samhain dediğimiz bir Keltik Ölüler Günü diye, evet, nitelendirilen özel bir festival dönemine giriyor. Evet. Bunu aslında 31 Ekim'deki işte basit Amerika'da yeniden kapitalistlerin yapmış olduğu gibi işte Halloween Day denilen, işte Ölüler Günü denilen bir pagan bayramının basite indirgenmesi şeklinde nitelendirilebilir bu. Ama böyle bir şey değildir bu. Evet. Samhain Day aslında Gallik ve Keltik çok ciddi bir festival olup ve bu festivalin o kadar büyük bir önemi vardır ki 31 Ekim'den 5 Kasım'a kadar devam eden bir dönemdir. Bazı Hristiyan geleneklerde, bazı pagan geleneklerde, bazı Musevi geleneklerde ve bazı Budist geleneklerde Ölüler Haftası, öte alemle bu alemin aslında birbirine yaklaştığı, İki alem arasındaki bağlantıların ve kapıların açıldığı dönem olarak nitelendirilir. Ve bu dönemlere çok ciddi bir güneş tutulması rastladığında bir sonraki güneş tutulması döngüsüne kadar olacak dönemde çok ciddi doğar felaketlerin başladığını biliyoruz. Evet. Ve bu doğar felaketlerin Samhain, yani Galce'dir Samhain. Samhain aslında Galp bir pagan tanrısını temsil eder ve ölüm ile yaşam arasındaki yapıdır. Aslında biz buna eski Asyanlarda ve Yunanlılarda Hades yani Plüton olarak biliyoruz. Ve Plüton'un burada örtülü Gallerde veya işte Gal dillerinde veya Gal kökenli kültürlerde bunun çok da etkili olduğunu biliyoruz. Şimdi Samhain'i ben nereden biliyorum? Biliyorsun ben İngiltere'ye ve astrolojiyle bağlantım var ve İngiliz astrologlarının çok iyi bildiği bir dönemdir bu. Bu tip tutulmaların sonucunda şehir yangınları olur. Birincisi şehir yangınları olur. İkincisi depremler olur. Gerçekten depremler olur ve akrep tabanlı ülkelerde olur. Akrep burcu ülkelerimiz. Akrep deyince bizim ülkemizde. Bizim ülkemizde var. Bizim ülkemizde var. Bizim ülkemizi de etkileyecek bazı yapılardır bu. İşte İsrail etkiler. Evet. İran'ın karesine girir, etkiler. Beşer Esad'ı etkiler, ülkemizi etkiler. Tabii felaketlerin çok arttığı, tabii felaketlerden ölümlerin çok arttığı, zor bir döneme girdiğimizi işaret eder. Çünkü gökyüzündeki bazı işaretler, biliyorsun burç sign demek. Evet. Ve bu işaretleri bizler doğru bir şekilde gördüğümüzde o zaman belli yapıları görürüz. Mesela bu Türkiye'ye doğu batı ekseninde ikiye bölersen tutulma doğu batı ekseninde Malatya'nın doğusunu temsil eder.
Ne demek? Malatya'nın doğusundan İnan Pakistan boulderına kadar olan bölge çok ciddi bir şekilde büyük bir deprem tehlikesi içinde. İkincisine baktığımızda bu ikinci kanalımız. İkinci kanalımız Japonya'nın Honshu adası üzerinden gelir. Evet. Honshu adası üzerine bir soruna sebebiyet verir. Üçüncüsü ise Shiri Atamaka çöl kanalından gelir. Tabi bu bölgeleri etkiliyor. Ama bu bölgelerde işte deprem bilimcilerin, jeofizikçilerin işidir bu. Nerelerde hangisi evet. çatlar, hangisi patlar. Yani biz kesin bir deprem olacak diyemeyiz. Ama böyle bir yapı var. Aa, bunun yanında doğal problemleri de temsil eder bu. Mesela Çin'de çok şiddetli depremlerden ziyade seller bekliyoruz. Evet. Bu son yağmurlarında Bangladeş'te ölümler bekliyoruz. Evet. Çünkü bu ölüler günü üzerinde olan bir tutulmadır. Hem de Plüto Uranüs karesi de etkili. Ya zaten Plüto birinci örtülüyle ikinci örtülü. Şimdi eskiler hiçbir zaman Uranüs'ü gözle göremezlerdi. Evet. Uranüs küçük bir yıldız olarak belli döngülerde görünebilir. O da kutup dairelerine yakın karanlık bölgelerde. Seles'i daha çok görürlerdi. Evet. Juno asteroidini daha çok görürlerdi. Onun için asteroidlerin önemi fazla görünen ama bunlar eski Türklerde de karan dediğimiz yapı zaten. Hı-hı. Karan ne demektir? Gölgede olandır, görünmeyendir. Plüto Uranüs yapısı. Hı-hı. Gölgede olan ama insanlığı etkileyecek çeşitli doğal problemlerin olduğu bir döneme girmek üzereyiz. Türkiye için aslında bizim Türkiye'nin doğusundan Pakistan burdununa kadar olan bir bölgeyi temsil ettiğini düşünsek bile herkesin temkinli olmasında fayda var. Peki Türkiye'nin batısını ne zaman etkiliyor? Evet. Dediğimizde böyle bir border, böyle evet. bir borderlar 30 Ağustos 2014'ten itibaren bazı Mars akrep etkisiyle beraber bunları etkiliyor. Şimdi orada tabii ki bildiğimiz bir şey var yani bizim çok büyük depremleri beklediğimiz dönem zaten 2018 Uranüs'ün boğa burcuna girmesiyle evet. beraber. Evet. Ama 1509 depremine falan bakarsan Uranüs Koç burcunda. Ondan dolayı herkes temkinli olsun. Evet arkadaşlar bir şey unutmamanız gerekiyor. 3 Kasım akrep burcunda yeni ay güneş tutulmasının burçlarınıza olan etkilerine aylık burç yorumlarımızda, haftalık burç yorumlarımızda çok daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Bizden daha fazla haber alabilmek için Facebook app'lerimiz dediğimiz dünyada ilk olan videolu app'lerimiz var değil mi? Dünyada sosyal evet, medyada ilk yapılan. Onlara ulaşabilmek için işte burç durumu yazarsanız Facebook'a veya astroloji yazarsanız ona direkt olarak üye olabilirsiniz. Bu üyeliklerimizin hepsi ücretsizdir. Sizleri çok seviyoruz. Bilinçokulu Astroloji ekibi olarak her zaman yanınızdayız. Sevgiler. Hoşçakalın. Güle güle. Bye.